Herkese merhaba. Turcu'nun 100 listesi program dizimizin 4. bölümünde Elif üzerine kamp malzemelerini işlemeye devam ediyoruz. İlk 2 bölümde bisiklet ve malzemelerini ele almıştık. Sonraki bölümde ise kamp malzemelerine giriş yapmıştık. Yayınlanan bu bölümlerde toplam 44 parça malzeme topladık ve yeni bölümlerle listemize malzemeler eklemeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz güncel listeye web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Başlamadan Mayıs ayı hediye kitabını ve dergilerini anons edelim. Cyclist Türkiye dergisinin desteğiyle bu ayda yine 4 adet Cyclist Türkiye dergisi podcast'imizin çeşitli bölümlerinde sizi bekliyor olacak. Türkiye'nin ilk ve tek bisiklet dergisi olan Cyclist Türkiye'ye cyclistmag.com.tr adresinden abone olabilirsiniz. Bu ayki hediye kitabımız ise Zeki Kutlu'nun kaleme almış olduğu Mezopotamya Turu. Gelecek bölümlerde kitap incelemesi olarak da yer vermeyi düşündüğümüz Mezopotamya Turu kitabını Mayıs ayı boyunca podcast'imizin çeşitli bölümlerine yerleştirilecek olan kitap kazanma anonslarına denk gelerek kazanabilirsiniz. Herkes için bisiklet başlıyor. Çok önemli bir kaleme geldik. Kamp ocağını yazdım. Şu anda çok önemli bir kalem. Mat ve uyku tulumu. Bu ikisi. Mattan evet. Başlayalım. Tamam. Ben şişme mat kullanıyorum. Hı-hı. Yani şimdi bir sürü değişik markalar var yine piyasada. Güvenilir iyi bir marka ve yani malının arkasında olan bir markayı tercih ederseniz. Hı-hı. Pişman olmazsınız. Ben yıllardır Permarest kullanıyorum mesela. Hmm. Tabii şimdi fiyatlar ne olmuştur bilemiyorum. İyice artmıştır. Ama çok uzun süre kullandım. Ya 6 sene falan kullandım herhalde. Şili'deyken dedim matta bir sorun var. Yani böyle bombe yaptı kafa tarafı diye. Hemen değiştirdiler yani. Hiç sıkıntıya sokmadılar bile beni. Sadece şey eski matını getirirsen hani biz onun parçalarını bakacağız. İşte lazım olan işte şişirme kısmı falan. Onları kullanacağız ya da işte parçalarından yedek parça yapacağız falan gibi. Tabii dedim neden olmasın. Verdim yani eski matımı. Yeni matımı aldım. Ama herkesin bütçesine göre uygun. Şu anda Decathlon uygun. Nature Hike'ın fena değil galiba fiyatları. Bir de şey mesela böyle aman onu kim üfleyecek zaten hani yorulmuşuz etmişiz falan diyene. Bir de hani böyle torbasıyla şişirmeli böyle matlar var. Hani torbadan hava geçiyor şişiriyorsun. Torbayı böyle gezdiriyorsun. İçine hava duruyor. Onu mata bağlıyorsun. Bağlantı noktası sıkıyorsun içine. Hop hava onun içine gidiyor falan gibi. Ayrıca o torba da şey matı kıvırıp içine koyduğun torba oluyor mesela. Yani ekstra bir şey taşımıyorsun yanında gibi. Mat önemli. Çünkü hem yerden gelecek bu soğuğu ya da şey izolasyonu için hem aslında uyku kalitesi için de çok önemli. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Ben mesela bu şişme matlar çıkmadan önce kamplarda falan bildiğin o sünger matlardan kullanıyordum. Şimdi ona biraz alışmak gerekiyor. Yani tıpkı hani çıkmadan önce bir tura çıkmadan önce çadırı dedin ya şeyde bir bahçede deneyin mutlaka bir gece yatın falan. Gerçekten matı da denemek lazım. Çünkü kolay değil. Hani özellikle sünger matlarla uyumaya alışmak ve hani tahta üzerinde uyuyorsun gibi bir hissiyatı var. Sünger mat dediğin nedir? O bildiğin mat. Yani sünger dediğin yuvarladığımız hani en ucuz matlardan mı? Yani ama tabii geçmişte onlardan bu kadar marka model yokken ortalıkta bildiğin hani çadır için. Ben de dağcılığa falan yeni başladığımda kullandım. Kullanmadığım şey değil yani o bir tarafı alüminyum olan matlardan. Evet. Ama yani kesinlikle hiç kimseye tavsiye etmiyorum yani asla. Yani ucuz diye bu tür matları bir tercih ederseniz ya da hani ucuz diye alıp bununla çözerim derseniz bir denemeniz lazım. Çünkü hani
Çözülür, çözülmez diye bir şey yok. Ama yani şimdi bir performans sergiliyorsun. En Evet. az bir 6 saat bisikletin Evet, evet, üstündesin. evet. Hı. Yani ıslanmışsın, rüzgar yemişsin ya da güneş vesaire. Yani seni ne motive ediyor? Valla beni iyi bir yemek ve de uyku İyi bir motive ediyor. uyku, doğru. Yani Yani konforlu bir başka bir şey uyku. motive etmiyor. Mesela benim şu andaki en büyük handikapım, bunu benim matım regüler bir mat. Küçük değil, dar da değil, kısa da değil. Fakat ne hikmetse omuzlarımın ikisi de sakat olduğundan dolayı yani kollarımın aşağı düşmemesi gerekiyor. Çünkü çok ağrıyor kollarım aşağı düşerse. Diyeceksin ki hani uyku tulumundan kolun nasıl aşağı düşüyor? Ya böyle işte dirsekler, mirsekler böyle biraz aşağı doğru sarktı mı çok rahatsız ediyor beni. O yüzden matımın sağına soluna hep bir şeyler koyuyorum ki hani kollarım rahat etsin. Mesela erkekseniz ve iriyseniz ya da kadınsanız, geniş omuzlu ve geniş göğüslüyseniz, yani kendinizi mahrum etmeyin. Çünkü iyi uyku için gerçekten iyi mat şart. Matı bir adet yazdım. Şişme mat tercih dedim. Mat Ayrıca önemli. şeyi de ekleyebiliriz buraya. Ya işte şişme mat olması olmuyor mu diyene tavsiyem bu, hani akordeon gibi katlanan ama bir tarafı hani böyle alüminyum gibi olup da ya da işte gri oluyor bir tarafı, Evet. şeyi senin vücudunun sıcaklığını sana geri yansıtıyor şeklinde. Thermarest'in var. Sanıyorum Decathlon'un da var. Benzer fiyat skalasında. Yani çok ucuz paradan başlayıp yüksek paraya kadar çıkıyor. Bunun sebebi de matların yazlık ve kışlık olması. Mevsimsel olarak da Tabii kullanacak mat da matla. Evet. mevsimsel. Ya benim matım mesela 3 mevsim falan olması lazım ya da 4 mevsim, ama şey değil. Yani ekstrem bir mat değil. Ama ben memnunum. Hani Peru'da da kullandım. Çok yükseklerde. Beni rahatsız etmedi. Çünkü evet, bir tarafı gri ve şeyi yansıtıyor. Yani benim vücut ısımı bana geri yansıtıyor. Kaybetmiyorsun vücut ısını. En büyük sıkıntı o zaten. Hani şişme mat olmayınca vücut ısısını geceleyin kaybetmek. Evet, yerle temasımızı Evet. nispeten Aynen. içinde hava olunca, şişme mat olunca, arada bir hava katmanı olunca Evet. bayağı bir izolasyon sağlıyor. Bir de şeyi de aslında önemli. Yani çadırı eğer böyle çok düz değil de biraz böyle taşlık bir yere kurduysanız şişme mat orada da birazcık şey yapacaktır, Kesinlikle, kurtaracaktır. kesinlikle, kesinlikle. Bir de bu arada ben şey nasıl çadırın altına nasıl altlık kullanıyorsam, matımın altına da bir ekstra bir mat kullanıyorum. Yoga yaptığım için bu benim yoga matımdı. Ucuz bir yoga matı kullanıyordum. Hala duruyor evde ama hani ucuz olduğundan dolayı plastik ve yani plastiğin kokusu artık dayanılamaz seviyede şu anda. Ama tavsiyem çok kötü kokmayan ve de uygun fiyatlı bir şey almaları. Mat gibi kıvrılabilecek, katlanabilecek en ucuzundan. Neden dersen, çünkü en şey ucuz şişme mat şu anda 500 lira mı, 600 lira mı ne? Yani sonuçta ne kadar elle de kontrol etsen, öyle de yapsan, böyle de yapsan illaki bir şeyler matını delebilir. O zaman mat altı bir mat tavsiye ediyorsun. Ben de aynen öyle yazayım Evet. listeye. Mat altı mat diyeyim. Bu ister yani gündüz yoga için Çok kullanırsın, ince ister bir şey çadırının. olabilir. Yani hani oturmak için bile kullanıyorsun çünkü yoga Evet, matını. evet. Anlatabiliyor muyum? Şişme matını şişirip dışarıda oturmuyorsun. Şişme mat çadırın içinde kullandığın bir şey. Oturmak için ne yapacaksın? Yani illa bir şey olması gerekiyor. Şöyle bir şey bile olabilir. Yani çok, yani böyle dediğim şey böyle 3 milimetre falan Anladım, kalınlığı, anladım. 3 belki 4 milimetre falan kalınlığı yani.
Tamam. Gerçekten ince bir şey. Okey. Mat yazdık, çadır içi mat yazdık, mat altı mat yazdık, çok amaçlı. Yoga için kullanılabilir, gündüz kullanılabilir, çadır önünde kullanılabilir. Matı bitirdik. Çok önemli bir kalem daha, uyku tulumu. Onu kesinlikle yazıyorum. Hani bunu uyku tulumsuz. Uyku tulumu da yine bütçenize göre en uygun uyku tulumunu alın. Fakat uyku tulumunu da çıkacağınız tura göre seçmeniz lazım. Mevsime Yaz, göre, değil mi? evet, yazlık bir yere gidiyorsanız, yazın bir tura çıkıyorsanız hafif, yani maksimum 10 derecelik bir uyku tulumu sizi idare eder. Ya da 5 derecelik. Yani bütçe ayırabiliyorsanız kuş tüyü kaçınılmaz. Evet. Burada uyku tulum üreticilerinin bir değeri var. Dediğin gibi 5 derece, 10 derece, işte 0 derece, eksi derecelere gidiyor. Orada şeye dikkat etmek lazım. Yani üret Derecesine. ha konfor derecesi. Yani orada çünkü konforlu uyku derecesini veriyor. Maksimum kullanabileceğiniz dereceyi veriyor. Yani hani içinde Asla ekstreme göre asla ekstrem yazan, ha. yani böyle sizi öldürmüyor ama uyutmuyor Evet. derecesini kullanmayacaksınız tabii. Evet. Yani ona Konfor biraz derecesine kanmamak lazım. Hı. kesinlikle. Yani eksi 10 yazıyor diye o eksi 10 dediği sizin konforlu uyuyabileceğiniz bir derece değil. O hayatta kalacağınız bir derece. Aynen. Ama o derecede uyuyamıyorsunuz maalesef eksi 10'dayken o Ben mesela tura çıkarken hem de hani dağcılıktan dolayı bir şey almıştım, uyku tulumu almıştım. Benim uyku tulumum konfor derecesi eksi 18 erkekler için, eksi 15 kadınlar için. Bu arada bunu da düşünmek gerekiyor çünkü kadınlar erkeklerden daha çok üşüyor. Dolayısıyla uyku tulumunuzu kadınlara göre üretilmiş uyku tulumu alırsanız boyu daha kısa oluyor. Ayak ve bel kısmına daha yoğun tüy dolgusu koyuyor. Bazı markalar bunu böyle yapıyorlar ve kadınlar için bunu pazarlıyorlar. Ayağı üşüyen bir erkekseniz de neden olmasın, kadınlar için olan uyku tulumunu seçebilirsiniz, yani kimse mani değil. Çünkü ayak üşüdüğü zaman asla ısınamıyorsunuz. Bir de uyku tulumuna vücudunuz komple sıcakken girmeniz lazım. Yani vücudunuz soğukken uyku tulumuna girdiğiniz zaman uyku tulumu sizi ısıtmayacak. Evet. Yani dışarıda üşüyüp de gelip uyku tulumun Aynen. içerisine girip ısınmaya çalışmak anlamsız. O yüzden dışarıda belki biraz hareket yapıp öyle girmekte fayda Yani var, değil mi? ya dışarıda hareket yapacağız ya da biz bisikletçilerin en zayıf kısmı ayakları. Benim soğuktan ve rüzgardan ayaklarım uyuşuyordu. Çünkü pedalın üzerinde duruyor. Ayağın hiçbir şey yapmıyor yani. Evet. O yüzden ayağımı içeride parmaklarımı oynatıyordum mesela, hani uyuşukluğu geçsin diye. Valla ufak bir şey, ne denir adına, yani ayak ısıtıcısı ya da ne bileyim yün, çorap, artık bir şey bulunduracaksınız ki sıcak bir şeyler yemek mesela vücudu ısıtıyor. Bu da önemli. Mesela ben bakıyorum, bazı insanlar, bisikletçilerde görmedim ama işte şimdi takip ediyorum, insanlar uzun, ne kadar uzun yürüyorlar. İşte böyle 4-5 aylık hiking'e, yürüyüşe çıkanlar var. Mesela bazısı tamamen bırakmış yani ocağı hiç, yani önden su ekliyor hazır yemeğe, atıyor onu çantaya. Çantada o şişiyor hazır yemek. Onu yiyor mesela. Şimdi bu işte benim yapabileceğim bir şey mi? Hiç bilmiyorum. Denemeden bilemeyeceğim zaten. Ama hani sıcak bir şeyler yediğiniz zaman vücudunuzun ısındığını biliyorsunuz. Yani ben bunu dağcılıktan, kampçılıktan biliyorum. Bu önemli. Yani bir çay, bir çorba, bir sıcak bir şey vücudu içeriden ısıtmak çok önemli. Evet. Uyku tulumu kalemini şöyle özetleyerek bitirelim istersen. Uyku Bir de tulumu uyku tulumunun temiz kalması için uyku tulumu çarşafı da öneriyorum. onu bilmiyorum. Nasıl bir şey? Uyku tulumun içine mi seriyorsun bunu? Evet, uyku tulumu çarşafı diye baktığın zaman çıkıyor yani bir sürü, yani
bir şey ne denir de mikrofiber bir kumaş bulup onu terziye dediktirebilirsiniz de aynı fiyata gelir herhalde büyük bir ihtimalle. Bu tulumun içine serdiğiniz bir çarşaf. Yani onun içine giriyorsun aslında. Böylelikle uyku tulumun temiz kalıyor. Çünkü kuş tüyüsü uyku tulumu yıkaması, temizlemesi, kurutması problem. Tabii, Evde tabii. yapamıyorsunuz. Evet. İyi bir kuru temizleyici bulmanız lazım. Güvenilir olması lazım. Çünkü O orijinalliğini bozarsınız. Yani o kuş tüyünü yıkamak, kurutmak kolay bir şey değil. hiç kolay değil. Temizliği kolay değil. Uyku tulumuna temiz bakmak lazım dediğin gibi. Hani ben Tabii. mesela şey yapıyordum. Sabahları kalktığım zaman işte kahvaltı ya da bir şeyler atıştırmadan önce uyku tulumunu Asıyordun dışarıya, değil evet aynen ters çeviriyorum yani içini dışını mi? çıkartıyorum ve bulabiliyorsam güneşte ya da çadırın Ya üzerine bir yere işte her serip zaman mümkün olmuyor evet. bu, biliyor musun? Yani bazen mecbur kalıyorsun. Benim bir hafta hiç yağmur durmadığı zaman oluyor. Ne yapıyorsun? Çıkıyorsun. Evet. Senin vücudundan zaten uyku tulumu hafiften nemlenmiş oluyor. Onu tekrar ben bir de su geçirmez çantanın içine koyuyorum uyku tulumunu. Sıkıştırma çantasının içine. Onu onun içine koy. Sıkıştırma çantasını sıkıştır. Yani hep akşamları çıkardığımda uyku tulumu böyle bir kendine geliyordu. Nasıl ben kendime bir off gün veriyorsam, hani ne denir adına, bisiklete binmediğim, biraz Evet. doğanın ya da işte şehrin tadını çıkardığım gün bir yerlerde kalıyorsam mutlaka uyku tulumunu açıyordum. Havalansın, bir böyle kendine gelsin diye. Ama kendi ülkenizde değilsiniz, başka bir ülkedeyseniz ve hani şartlar, maddiyat müsait değilse uyku tulumunuzu çok uzun süre temizletemeyebiliyorsunuz sonuçta. Tamam, uyku tulumunu bir adet yazdım. O da şey yapılması Çarşafı gereken. da onun için ekleyebiliriz bence. Uyku Çünkü yani tulumu ve 200 gram çarşafı bir diyelim. şey. Tamam. Ve çarşafı diye ekledim. Bir sonraki kalemimiz ne var bakalım bakalım. İp demişiz. Çok amaçlı bir ip. Kampçılıkta zaten Evet. ip çok Yani yemek önemli. atmak için diye konuşmuştuk Ha ya, ha 5 metre belki 10 metre ha. artık, yani nasıl istiyorsanız, kıyafetleri asmak için, bir Evet. şeyleri bağlamak için. Çok amaçlı ip olarak ben yazdım onu. Ona hızlı geçelim. Bu çamaşır ipi de olabilir dediği gibi Elif'in. Bakayım bakayım. Su torbası. Evet, su torbası da çok önemli. 3 litrelik Evet, demişsin sen. taşımak için. Hı. Su taşımak. Özellikle çadırı kurduğumuz zaman yemek yapmaya, işte ne bileyim elimizi yıkamaya, yatarken dişini fırçalamaya bile kullanacağın bir su torbası. Şöyle. Orada bir şeyin var mı? Tercihin var mı? Yoksa bu piyasadaki hani Ya şimdi şey var, mesela onu konuşmadık çünkü Türkiye'de çok fazla ihtiyaç olmuyor ama ben aşağıya yazmış olabilir miyim mi? Bir bakıyorum. Yazmamışım galiba. Evet, yazmamışım. Mesela ben şey taşıyorum, su arıtma cihazı taşıyorum. Türkiye'de gerek olmayabilir. Yani illi bir yerlere kapıyı çalıp su isteyebilirsiniz. Evet. Ve sonuçta hani nereye giderseniz gidin, maksimum işte bir iki günlüğüne ishal olursunuz. Yani bizde çok fazla yani kirli su yok. Evet. Yani ya da şöyle söyleyeyim, kirli sudan ziyade hani şimdi buradan Polonya'ya da gitsen senin vücudundaki bakteriler orada yok, tamam mı? Dolayısıyla oranın suyunu içtiğin zaman bir böyle bir seni silkeleyecek. Orası kesin. Evet. Yani nereye gidersen git, aklıma Polonya geldi yakın olduğu için, ama yani nereye gidersen git senin florana etkileyecek yemeği, suyu, özellikle suyu. Yani çok temiz dağdan akıyor bile olsa o su, bilemiyorsun artık. Çünkü ne temiz, maden mi karışıyor içine, deterjan atığı mı var ya da işte hayvan mı ölmüş yukarıda, hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla bir su torbasını burada konuşurken bir de Arıtmayı da konuşmak arıtma lazım cihazını diyorsun. da konuşmamız lazım. Mesela Katadin diye bir marka var. Onun suyu arıtan hem de 3 litrelik torbası var, hem de ucunda su arıtma
filtresi var. Yani çorbayı dolduruyorsun, sonra da içiyorsun. Bunun bir değişen filtre kartuşu falan mı var? Nasıl İşte bir ucunda var ucunda? kartuş. Yani eskiden ilk bunu şey çıkardı, bu küçük kartuşları. Life Straw diye vardı. Hani hep görürüz reklamlarını, böyle nehrin içine çubuk gibi sokmuş, oradan su içiyor falan. Önce o çıktı. Sonra onun arkasından Sawyer diye bir marka yaptı. Ben Sawyer kullandım. Çünkü onun herhangi bir pet şişenin ağzına vidalanabiliyor. Çok basit Güzel. bir şekilde. Kendi torbasıyla da geliyor zaten. Torbaya normal suyu dolduruyorsun. Sonra onu ucuna vidalıyorsun. Sonra torbadan sıkıyorsun. O ağzından çıkıyor. Temiz su olarak çıkıyor. Ben bunu da kullandım. Şimdi su torbası ayrı almaktansa, hani mesela Katadin ve başka markanın yok şu anda, sadece onun var. B3 diye satılıyor. Bence çok mantıklı, yani fiyat ve performans açısından. 3 litre su taşıma kapasitesi var. Ve de işte sıkarak ucundan temiz suyu akıtabiliyorsun. Bir böyle. Ben de ayrıca pompalı var. Bunun da ucunu böyle nehrin içine koyuyorsun ya da herhangi bir su kaynağına. Su kaynağı çok sığsa eğer, ben tencereme doldurup ucunu onun içine koyup oradan Orada. pompayla seramik filtrenin içinden geçiriyorum. Tabii seramik filtre vesaire, bunlar bir hem yer kaplıyor hem de ağırlığı var yani sonuçta. Su torbası 3 litre dedim bir adet. Filtreli. Filtreli dedim. Yani Decathlon'un da var bir tane filtresi. Fakat o sadece Decathlon'da satılan 600 mililitrelik bir şişeye uyuyor. O yüzden cesaret edip alamadım. Yani başka bir şişeye uyabileceğini bilsem alacağım yani. 150 lira sadece filtre. Tamam. Filtreli bir su torbası gayet makul dediğin gibi. Hani belki yani Türkiye'de bir tur yapıyorsan dediğin gibi her yerde temiz suyu bulabiliyoruz ama yurt dışına ya da Evet. başka coğrafyalara gideceksen filtreli İşte bir olmasında. restoranın kapısını çalarsın, oradan Evet. doldurursun yani, arada sırada iyice temiz su içebilmek için işte parasıyla alırsın. Evet. Yani insanlardan rica edersin, illaki doldururlar. Ama yok arkadaş, ben böyle antin kuntin araları derelere gireceğim, işte 3 gün 5 gün insan görmeyeceğim Evet, diyorsan, kaybolacağım diyorsun. İllaki ona göre suyunu ayarlaman lazım. Yukarıda da zaten bisiklet ve malzemelerinde konuşmuştuk. Mataralar, su taşıma vesaire konularını. Su torbası çok seçeneğimiz yok. Yani yine karşımızda MSR var. Kaç para oldu su torbaları bilmiyorum. Bir de 10 litrelik galiba duş gibi bir şey yapmış. Decathlon'da gördüm. Yani yine tabii işte bir sürü değişik internetten insanlar bakıp alabilirler. Yani su taşımak için özellikle yapılmış kordura ya da işte kevlar kumaştan, içi ona göre tasarlanmış torbalar, bahsettiğim su torbaları. Burada hemen şunu da ayrıştıralım istiyorsan. Daha doğrusu ben şöyle ayrıştırdım. Listenin aşağısında bu kişisel bakım ürünleri içerisinde duş yapmak için kullandığımız bir su torbası var. Daha doğrusu benim listemde öyle bir kalem var. O Aa, torbayla ne bu çok. torba aynı torba değil. Yani ben bu su Değil, torbasını değil. yemek için çok amaçlı kullanmak için düşünüyoruz bunu Tabii. filtreli. Tamam. Tabii. Yani mesela şöyle bir şey de olabilir. Mesela şeyle çalışan, yer çekimiyle çalışan filtreleme sistemi var mesela. Yani fiyatının olduğu için söylemiyorum. O da bir seçenek. Evet. Bir kirli su torbası var, bir de temiz su torbası var. Arada filtre var. Mesela vaktiniz yoktur, bir tanesini doldurursun, asarsın onu, işte daha yükseğe asarsın, öbürünü daha aşağı koyarsın, işte sen bisiklete binerken o ondan ona kendi kendine geçer, sen varacağın yere vardığında zaten suyun filtrelenmiş olur. Mesela böyle bir şey de tercih edilebilir. Ama ben filtre taraftarıyım, hani sudan artık bir sürü bakteri, bir sürü şey geçiyor.
Yani kendimizi hasta etmeye gerek yok. Kesinlikle. Bir de zaten çadırlı ve bisikletli ve dışarılarda böyle bir turdayken hasta Yani. olup da toparlanmak oldukça eziyetli bir durum. Evdeki gibi değil maalesef. Bakan yok, eden yok, kendi başınasın. Yani. Özellikle tek çıkılmış bir turda bu şekilde sudan kaynaklı böyle işte mide bağırsak sorunları yaşayıp da Kesinlikle. bunları tedavi etmek orada ya çok keyifli işler değil. O Ya yüzden belki. sonuçları ishalden de öte sonuçları çok problemli olabiliyor. Yani ben sudan zehirlendim, arkadaşlarım zehirlendi, Gürkan bayağı kötü şeyler yaşadı. Yani bazen filtre etseniz bile bir de mesela ben çok aptalca davranmışım. İşte filtreyi aldım. Nehrin rengi yani bordo akıyor nehir. İnsan bir düşünür yani bu nehir niye bordo akıyor diye. Öyle gittim işte filtrem var filtreledim falan. Suyu içiyorum ama tadı berbat. Arjantin'deydim. Arjantin mesela çok enteresan bir ülke. Sen böyle bisikletteysen seni gören duruyor. Ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı? Sana su verelim. Su veren, şeker veren, ekmek veren, yani bir sürü bir şey veren insan oluyor yolda. Ve o parkurda bana 2 kere 3 kere su aldım. Yani ben istemeden verdiler bana suyu. En son aldığım kişi şeydi, bisikletçiydi o da. Dağ bisikleti. Downhill yapıyor adam. Bayağı büyük damacana taşıyordu arkasında. Onunla konuştum. Ya işte böyle böyle nehirden almıştım. O dedi biz bir o nehri bir de öbür nehri ikisini de kullanmayız dedi. Çünkü maden çıkartıyorlar. Yani mesela Geçmiş şimdi olsun Elif. aynen kim bilir ne içtim yani içemedim de zaten anlatabiliyor muyum? Çünkü yani bir tuhaflık olduğunu hissediyorsun zaten suda. Ama bazen hissetmeyebiliyorsun işte Giardia'sı var, o su var, bu su var. Yani bağırsak önemli, mide Kesinlikle, önemli. kesinlikle. O yüzden bence yani güzel bir yatırım. Eğer ki devamlı tura çıkacaksanız, Türkiye'nin dışına da gitmeyi düşünüyorsanız mühim bir filtre Hep aynı kalitede suyu içmek ve devam etmek kesinlikle. önemli. Şimdi listenin Bu arada sen şey yazmışsın, ben mi ya? Ha ben çakmak kibrit diye bir şey yazmışım. Mesela ocağa geçtik ama ocakla alakalı. Yani mutlaka düzgün kaliteli bir çakmak. Hatta hem çakmak hem Hem kibrit. kibrit. Evet. Neden? Çünkü yani benim yanımda bir sefer bir tane çakmak vardı. Çakmak böyle dağıldı. Dandik bir çakmakmış. Dolayısıyla ocağı yakamadım yani. Ve aç bir ilaç. 20 kilometre yürüdüm. Yani çok aç bir ilaç değildim ama yani evet. Bir avuç fıstık, bir paket bisküvi Evet, yani. çakmak ve kibrit. Yani kimseye bir şey olmuyor bir sefer çalışmadığımı çakmağın kibritin ama yani böyle tedarikli olmakta fayda var bence. Evet, yazdım çakmak ve Nasıl da kibriti. küçük yani yer kaplayan şeyler değiller. Bu Asa kamp malzemelerinin sonuna geliyoruz. Senin Biz listede onu yazmışız. Ha bu arada tamir kitleri tamir var. kitleri. Çadır tamir kiti, mat Ve tamir kiti. bunları aslında hem çadırın hem matın kendi içerisine ekleyelim derim. Ayrı birer kit olarak değil de sanki onların parçasıymış gibi yazalım. Çok çok küçükler ve yani çantanın bir kenarına sokuşturulup taşınabilir. Bence güzel. Ha derseniz ki ben tamir kiti bunların kendi orijinal kitlerini taşımak istemiyorum derseniz tabii ki de şimdi çadır tamir kitinin içinde küçük bir pol parçası, ip falan oluyor. Hani Yedek. pole bir zarar gelirse poli tamir edebilmek için. Ama nasılsa duct tape var. Hani beni idare eder derseniz çadır tamir kitinden vazgeçtiniz. Çadır ve matı ve de işte ne bileyim montunuzu falan geçici tamir edebileceğiniz şey var. Böyle kumaş gibi olan yapışan bir tamir malzemesi var. Yine de Decathlon'da satılıyor. Yine başka markalar adı altında internetten de sipariş verip alabilirsiniz. Böyle hani yüzeyi hafif şey böyle kumaş gibi ama
bir tarafı yapışkanlı. Diyelim ki işte montun delindi, hemen yapıştırıyorsun. İşte çantanın bir yeri delindi, hemen yapıştırıyorsun gibi. Hem çadırı hem matı tamir edebileceğiniz su geçirmeyen bir malzeme. Yani bunu da taşıyabilir insanlar yanlarında. Tamam, ben onları sen anlatırken ben onları hem Hadi. çadır kalemin içerisine matınkinde matın içerisine ekledim. Sanki Sen onun burada dürbün yazmış ya galiba. evet yazdım. Yani ya ama şöyle, şimdi insanları da şey yapmamak lazım, çok da diyelim ki kuş gözlemciliği Aynen yapıyor öyle. Ben çok seviyorum. dinlerken, Yani değil dürbün mi? kullanmayı çok seviyorum. Özellikle Ben doğa mesela hiç taşımadım dürbün yanımda. ya. Taşısam illaki Evet. kullanırım ya, değil mi? Yani bir yere kamp attığın zaman, işte bir çevreye bakayım dediğin zaman, bir işte bir yükseltiye çıktığın zaman filan bir insan çevreyi görmek istiyor. Ve dürbün de aslında böyle televizyon gibi büyüleyici bir şey. Yani oradaki doğaya bakmak olabilir, uzaktaki binaya bakmaktır, şehri görebilmektir filan gibi. O Hiç çok kullanmadım biliyor ciddi musun? misin? Hiç aklımın köşesinin Denemelisin. ucundan bile geçmedi O mesela. dürbün çok ayrı bir dünya. Yani birçok marka var, model var, küçüklüsü, büyüklüsü, kalitelisi falan falan. Bunda tabii gidip ilgilenip öğrenmek, bilmek gerekiyor işte. Evet. Çünkü biraz kompakt bir şeye ihtiyacın var ve sağlam bir şeye ihtiyacın var. Hani böyle Ha. askeri şekilde kocaman dürbünler taşımak değil. Minik bir şey, hani çantanın bir köşesinde duruyor. Bu monokül, Neden olmasın? tekli dürbün de olabilir. Çiftli dürbün yerine ya da böyle hani korsanların kullandığı Aa evet. monoküler deniyor Şimdi onu zannedersem. söyledim. Korsan dürbünü Aynen, gibi böyle değil mi? şırak diye açılıyor falan. Onların çok kalitelileri ve güzelleri var. Tek gözle bakabiliyorsun falan. Dürbünü eklemiyorum. Yani dürbün çok kişisel bir şey. Bu listeye eklemiyorum. Ama ve böyle kamp malzemeleri bitirmiş oluyoruz böylece. Benim aklıma şu geldi. Hani elektroniklerin haricinde yukarıya da baktım. Daha konuşmamışız. Bu kamp malzemelerinin içinde bir küçük böyle yani dijital olmayan bir pusula Pusula. bence güzel aslında. Yer, yön vesaire. Şimdi hani çevreye bakmak vesaire falan dedin ya, Evet. dürbünden böyle bana da şey geldi. Hani Evet. Pusulayı bende de yok, sende de yok. Evet, düşünmemişiz. yani hiç aklıma gelmemiş. Mesela şimdi geldi aklıma. Bence olması gerekir bir küçük pusula. Evet. Evet, telefonlarımız var. Telefondan yön görüyoruz, şey görüyoruz ama ben çok böyle hani her şey böyle dijitalize olsun çok sevmiyorum. Hani bütün yumurtalarını tek bir sepette toplama derler ya eskiler. Bu hesap. Yani fazla yer kaplamayan, çok pahalı olmayan. Çünkü biliyorum oryantering için, dağcılık için vesaire için bayağı komplike pusulalar Var var. Ama kompaslar. sonuçta elinizde böyle size yeri yönü gösterecek, yani sapması çok fazla olmayan bir pusula olursa güzel olur bence. O zaman şöyle yapalım mı? Ben bir dürbün ekleyeyim, sen de bir pusula eklemiş ol listeye. Ama ondan sonra Olur. ilk çıkarılacaklar içerisinde de düşünelim bunları sonra. Olur. Tamam. Yani bence yani kullanılabilir gibi geliyor bana. Vallahi Lazım olabilir. yazdım ben. Sen düşünürken ikisini de yazdım. Ama sonra Şimdi gerilere bak. nerede sıra? Çakmak, kibrit, Kamp kitler. malzemelerini bitirdik. Her şeyi koyduk. Evet, kamp Yani malzemeleri bitti. bir şeyler unutmuş olabiliriz ama sonra aklımıza gelirse geri döneriz. Turcu'nun 100 listesi program dizimizin 4. bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölüme mutfak ve banyo malzemelerini işleyerek devam edeceğiz. Oluşturmaya başladığımız güncel listeye web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Bisikletle ve sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.